Merhaba arkadaşlar. İç borcun etkilerinden bahsedeceğiz. İç borçla ilgili son konumuz bu. Bu konuyu tamamlayarak iç borcu da bitirmiş olacağız. İç borçla ilgili yapılabilecek en nitelikli, en kapsamlı yorumlar burada. Dolayısıyla iç borçtan gelebilecek en seçici sorular da bu konuda. İç borcun etkilerini 3 başlıkta inceliyoruz. Bunlar ekonomi üzerindeki etkileri, sosyal etkileri ve siyasi etkileri. Önce iç borcun ekonomi üzerindeki etkilerine, burada da ilk olarak enflasyon nasıl etkilediğine bakalım. Değerli Can, iç borç biliyorsunuz daraltıcı, deflasyonisttir. Devlet iç borçlanmaya başvurunca aslında piyasadan fon çekmiş olur. İç borç piyasayı daraltır, daraltıcı, deflasyonisttir. Bize göre kesinlikle enflasyona yol açmaz. Fakat iktisat okulları da bu konuyla ilgili fikir bildiriyorlar ve biraz bizden farklı düşünebiliyorlar. İktisat okullarının konuyla ilgili değerlendirmesi neyse nedir, bunlara bakacağız. Fakat rica ederim, biliyorsunuz bir soruda şu iktisat okuluna ya da bu görüşe göre demediği sürece biz gerçek hayattaki durumu yorumlarız. Ve gerçek hayatta iç borç enflasyona yol açmaz. İç borç piyasadan para çeker, daraltıcı, deflasyonisttir. Peki gelelim iktisat okullarının görüşlerine. Önce Keynesyenlere bakalım. Keynes'e soruyorum. Hocam bizce iç borç enflasyona yol açmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iç borç enflasyona yol açar mı diyorum. Keynes diyor ki evet. Bence iç borç enflasyonisttir. Şaşırdım. Nasıl oluyor hocam bu diyorum. Değerli Can, Keynes iç borcun enflasyonist etkisini şöyle açıklıyor. Keynes der ki bireyler miyoptur. Uzun dönemi göremez. Bugünü, kısa dönemi görerek hareket ederler. Evet hocam diyorum. Ha işte diyor. Bu miyop bireyler devlet borçlanmasını sevinçle karşılarlar. Peki neye seviniyorlar? Değerli Can, Keynes'e göre insanlar şöyle bir sevince kapılırlarmış. Yaşasın, devlete borç verdim. Gelecekte faiz getirisi elde edeceğim diye bir sevince kapılırlarmış. Keynes der ki insanlar gelecekte elde edecekleri faiz getirisini düşünerek öyle bir sevince kapılırlar ki bugünden alışverişe koşarlar. Şimdi gelecekte faiz getirisi elde edeceğim diye bugünden alışverişe koşuyorlarsa elbette bu davranışları enflasyona sebep olacaktır. Peki siz Keynes'in açıklamasını gerçekçi buldunuz mu? Sizce gerçekten insanlar Keynes'in dediği gibi davranır mı? Yani gelecekte elde edeceği faiz getirisini düşünerek bugünden tüketimini artırır mı? Bence evet. Zaten Keynes genellikle gerçek hayatı açıklar. Olağan dışı, ideal, mükemmel durumlardan bahsedenler daha ziyade klasiklerdir. Değerli Can, ben mesela düzenli kazançlarım dışında ekstra bir yerden para ödemesi bekliyor olsam, ben daha o para elime geçmeden nereye harcayacağımı planlıyorum. Hatta muhtemelen para elime geçmeden harcıyorum. Para elime geçtikten sonra harcadığım yerlere dağıtıyorum. Şimdi kredi kartının mantığı nedir ki? Kredi kartında insanlar daha kazanmadıkları parayı harcamıyorlar mı? O halde Keynes doğru söylüyor. İnsanlar gelecekte elde edecekleri faiz getirisini düşünerek bugünden alışverişlerini artırabilirler. Ve evet, böyle davranırlarsa iç borç enflasyona yol açar. Gelelim neoklasiklere. Bunlara yeni demeyin de burayı neoklasikler diyelim daha doğru. Hocam peki sizce iç borç enflasyona yol açar mı diyorum. Onlar diyor ki evet, bize göre de iç borç enflasyonisttir. Bak şaşırdım şimdi. Yani yeni de olsanız klasiksiniz. Keynes'den farklı düşünmenizi beklerdim. Bari açıklamanız farklı olsa diyorum. Elbette açıklamaları farklı. Çünkü biliyorsunuz klasikler bireylerin rasyonelliğine inanır. Miyopluk üzerinden açıklama yapmış olamazlar. Peki iç borcun enflasyonist etkisini siz nasıl izah ediyorsunuz diyorum. Değerli Can, neoklasikler diyor ki borçla finanse edilen kamu harcamalarını artırabilmek için. Bakın kamu harcaması ya vergiyle finanse edilir ya da borçla finanse edilir. Devlet tıpkı sizin gibi. Siz harcamalarınızı nasıl finanse ediyorsunuz? Ya gelirinizle ya borçla. İşte bu borçla finanse edilen kamu harcaması. Borçla finanse edilen kamu harcamalarını artırabilmek için, yani kişileri borç vermeye ikna edebilmek için devlet tahvilin faizini yükseltiyor. Faizler yükselince, değerli Can, şimdi bir ekonomide kendisine borç verilebilecek en güvenilir ajan devlettir.
Devlet kaçmaz, göçmez, batmaz, ölmez, dolandırmaz sizi. Devlet bu. Şimdi faizler yüksek olunca zenginler düşünüyor. Biz niye yatırım yapıp risk alıyoruz ki? En iyisi devlete borç verelim diye düşünüyorlar. Dolayısıyla özel yatırımlar azalıyor. Bakın ne oldu burada? Borçla finanse edilen kamu harcamalarını artırabilmek, kişilere borç vermeye ikna edebilmek için devlet tahvilin faizini yükseltti. Faizler yükselince zenginler, biz niye yatırım yapıp risk alıyoruz ki? En iyisi devlete borç verelim diye düşündüler ve özel yatırımlar azaldı. Değerli canım, diğer şeyler sabitken ve talep de sabitken, yatırımlar yani arz azalırsa talep fazlası ortaya çıkar. Bu da enflasyona yol açar. O halde bakın ne oldu? Keynes'e göre de iç borç enflasyonist, neoklasiklere göre de iç borç enflasyonist. Fakat iç borcun enflasyonist etkisini farklı açıkladılar. Keynes bireylerin miyopluğu üzerinden açıkladı. Neoklasikler özel yatırımların azalması üzerinden açıkladı. Gelelim monetaristlere. Dercan Milton Friedman'a soruyorum. Hocam sizce iç borç enflasyonu yol açar mı diye. Friedman diyor ki hayır. İç borç enflasyonu yol açmaz. Sebebini birazdan izah edeceğim. Fakat dikkat ederseniz bizimle aynı sonuca ulaşan ilk kişi Milton Friedman. Çünkü bize göre de iç borç enflasyonu açmaz. Yani gerçek hayatta da böyle bir duruma sebebiyet vermez. Peki hocam sizce iç borç enflasyonu yol açmıyorsa enflasyonun sebebi nedir diyorum. Bakın şu Milton Friedman'ın tarihe geçmiş bir sözdür. Milton Friedman der ki enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Daha açık konuşun hocam diyorum. Enflasyon parasal bir olgu. Yani yalnızca para arzının artırılması enflasyona yol açar diyor. Daha açık konuşun diyorum. Yani sadece Merkez Bankası'nın para basması enflasyona yol açar diyor. Friedman'a göre şu ne kadar saçma. İç borç piyasadan para çekiyor. Enflasyona yol açmaz. Hoş olmayan monetaristik aritmetiğe gelince değerli can, bu öyle bir aritmetik, öyle bir denklem ki bu monetaristlerin hoşuna gitmiyor. Yani Milton Friedman'ın hoşuna gitmiyor bu söylem. Peki Milton Friedman'ın hoşuna gitmeyen bu söylemi kim ortaya attı? Bu söylemi ortaya atanlar yeni klasikler Sargent ve Wallace. Şimdi Sargent ve Wallace'la Friedman arasındaki diyalog şöyle. Değerli can, yeni klasikler de klasik görüşün uzantısıdır. Monetaristler de klasik görüşün uzantısıdır. Yani bunlar birbirinin paraleli, kardeş iktisat okulları. Sargent, Wallace ve Friedman arasında şöyle bir ilişki var. Yıllarca Friedman'ı kendilerine üstad, hoca olarak görüyorlar ve sonra Friedman'a ihanet ediyorlar. Peki ne dediniz hocam, ne söylediniz diyorum. Bakın bu gerçek bir ihanettir. Diyorlar ki iç borçlanma uzun dönemde para basmaktan bile çok enflasyonu açar. Friedman yıkıldı. Ama aslında açıklamalarını, gerekçelerini bir dinleseniz onlar hiç kimseye hani ihanet etmemişler. Fakat hayatta herkes için her zaman ulaştığınız sonuç önemlidir. Süreç, o süreçte yaşananlar, düşünceleriniz değil. Ulaştığınız sonuç. Herkes buna bakar ve Friedman da öyle yapıyor. Fakat biz açıklamalarını dinleyelim en azından. Şimdi Sargent Wallace diyor ki, devlet bugün şu kadar paraya ihtiyaç duyuyor diyelim ki. Para bassa bu kadar para basacaktı. Öyle yapmadı, borç aldı. Vade tarihine kadar bu borç faiziyle birlikte birikmiş olacak. Şimdi vade tarihinde bu borcu ödeyebilmek için daha çok para basması gerekecek. Tekrar ediyorum. Paraya ihtiyaç duyduğu anda para bassa sadece ihtiyacı kadar para basardı. Ama bunun yerine borç alınca bu borç vade tarihine kadar faiziyle birlikte birikiyor. Borcu ödemek için daha çok para basması gerekiyor. Yani aslında enflasyonu yol açan yine para basımı. Fakat iç borçlanma dolayısıyla yapılan para basımı. Yani iç borç enflasyonu yol açmış oluyor. Ve Friedman bunu ihanet sayıyor. Ricardian denkliğe gelince David Ricardo'yu dersimizde görmek büyük mutluluk. Ve Ricardo bizim dersimizde geçmiyor biliyorsunuz. Bir ilk derste Adam Smith'in yanında klasik liberalizmi incelerken görüyoruz. Bir de burada. Onun David Ricardo olduğunu bilerek dinleyin. Yani bir saf klasik, Adam Smith'in sağ kolu olduğunu bilerek dinleyin. Ricardo'nun 3 tane varsayımı var. Şaşıracak mısınız? Ricardo'nun ilk varsayımı şu. Diyor ki bireyler rasyoneldir. Şaşırdınız mı? Yok. Klasikler bireylerin rasyonelliğine inanır. İkinci varsayım şu.
Burası tam rekabet piyasasıdır. Şaşırdınız mı? Hayır. Klasikler tam rekabet piyasasına inanır. Ve üçüncüsü, evet bu şaşırtıcı varsayım. Kimse ölmeyecek, herkes sonsuza kadar yaşayacaktır diyor. Kimsenin sonsuza kadar yaşamayacağını Ricardo da biliyor. Bir şey ispatlamak peşinde sonsuz yaşam varsayımını bunun için ortaya attı. Değerli izleyen, rasyonel birey tam rekabet piyasası ve sonsuz yaşam varsayımları altında. Ricardo diyor ki, devlet borçlanmaya gittiğinde kimse sevinmez. Herkes bilir ki bugün alınan borçlar gelecekteki vergilerle finanse edilecek. Sonsuza kadar yaşayacağımıza göre gelecekte bu vergileri ödeyecek de bizleriz. İnsanlar bugünden gelecekteki vergileri ödemek için kenara para ayırırlar. Bireyler bu davranışlarıyla dönemler arasında denge kurar. Borçlanma ekonomide etkisizdir diyor Ricardo. Şimdi bunu tekrar anlatacağım fakat önce şuna dikkat edin. Ulaştığı sonuca bakın. Sen gerçekten Ricardo'sun diyorum. Bakın ulaştığı sonuç şu. Borçlanma etkisizdir. Yani devlet müdahale etmesin, ekonomiye karışmasın demek istiyor. O bir saf klasik. Değerli can, rasyonel birey, tam rekabet piyasası ve sonsuz yaşam varsayımları altında Ricardo diyor ki, devlet borçlanmaya gittiğinde kimse sevinmez. Herkes bilir ki bugün alınan borçlar gelecekteki vergilerle finanse edilecek. Sonsuza kadar yaşayacağımıza göre gelecekte bu vergileri ödeyecek de bizleriz. İnsanlar bugünden gelecekteki vergileri ödemek için kenara para ayırırlar. Bireyler bu davranışlarıyla dönemler arasında denge kurar. Borçlanma ekonomide etkisizdir diyor Ricardo. O halde gerçek hayatta iç borç daraltıcı deflasyonist etkiye yol açarken iktisat okullarının konuyla ilgili farklı değerlendirmeleri vardı. Bunları inceledik. Gelelim yatırımlar üzerindeki etkisine. Acaba iç borç yatırımları nasıl etkiler? Bunu da aslında az önce neoklasikler bir çıtlattı. Biz adını koyacağız şimdi. Şöyle değerli can. Borçla finanse edilen kamu harcamalarını artırabilmek, yani kişileri borç vermeye ikna edebilmek için devlet tahvilin faizini yükseltir. Faizler yükselince zenginler yatırım yapıp risk almak yerine devlete borç vermeyi tercih eder. Dolayısıyla özel yatırımlar azalır. Kamu harcamasındaki artış özel yatırımları azaltıyor. Biz buna dışlama etkisi, diğer adıyla da crowding out deriz. Dolayısıyla iç borcun yatırımlar üzerindeki etkisi olumsuzdur. Bakın iç borç özel yatırımların azalmasına, onların dışlanmasına yol açıyor. Yatırımları düşürecektir. Gelelim ödemeler bilançosu üzerindeki etkisine. Bu tabii şaşırtıcı. İç borç ödemeler bilançosu nasıl etkiler? İç borçta ülkeye döviz girişi yok, ülkeden döviz çıkışı yok. Şimdi bahsi geçen dış borç olsa ödemeler bilançosu üzerindeki etkisini gözü kapalı yorumlardık. Dış borç alındığında ülkeye döviz girişi olur, ödemeler bilançosu iyileşir. Ödendiğinde ülkeden döviz çıkışı olur, ödemeler bilançosu açık verir. Peki ama iç borç ödemeler bilançosu nasıl etkiler? Değerli can, uzun bir nedensellik sonucunda etkiler. Öyle ki bu uzun nedenselliği açıkçası bir test sınavında sorabilmeleri pek de mümkün değil. Ancak bir yazılı sınavda karşınıza çıkacaktır. Yine de bundan bahsedelim. Bakın şöyle. Borçla finanse edilen kamu harcamalarını artırabilmek, kişileri borç vermeye ikna edebilmek için devlet tahvilin faizini yükseltir. Faizler yükselince, hani daha önce konuşmuştuk bir hatırlar mısınız? Ülke ülke dolaşıp faiz kazancı peşinde koşan bir para vardı. Ne diyorduk ona? Sıcak para. Faizler yükselince faiz getirisi elde etmek için sıcak para ülkeye gelir. Yani dolayısıyla bu durumda ülkeye döviz girişi artar. Değerli can, diğer şeyler sabitken ve ulusal para miktarı da sabitken, ülkeye giren döviz miktarı artarsa ulusal para dövize göre kıt bulunan para olur. Ve bir şey kıtlaşırsa değeri artar. Dolayısıyla bu durumda ulusal paranın değeri artar. Paramız değerlenince ürettiğimiz mallar da pahalı mallar olur. Pek bizden mal almayı tercih etmezler. Dolayısıyla bu durumda ihracatımız azalır.
Ama paramız değerlenince biz dışarıdan daha çok mal ve hizmet satın alabiliriz. O halde ithalatımız artar. Bakın ihracatımız azaldı. Yani ülkeye döviz girişi azaldı. İthalatımız arttı. Ülkeden döviz çıkışı arttı. Net durumda ödemeler bilançosu açık verecektir. Peki tekrar ediyorum. Borçla finanse edilen kamu harcamalarını artırmak, insanları borç vermeye ikna etmek için devlet tahvilin faizini yükseltiyor. Faizler yükselince sıcak para faiz getirisi elde etmek için ülkeye geliyor. Ama diğer şeyler sabitken ve ulusal para miktarı da sabitken, ülkeye giren döviz miktarı artınca ulusal para dövize göre kıt bulunan para oluyor. Bir şey kıtlaşırsa değeri artar. O halde bu durumda ulusal paranın değeri artıyor. Para değerlenince ürettiğimiz mallar da pahalı mallar oluyor. Bizden pek mal almayı tercih etmiyorlar. İhracatımız azalıyor. Ama para değerlenince biz dışarıdan daha çok mal ve hizmet alabiliyoruz. İthalatımız artıyor. Dolayısıyla net durumda ödemeler bilançosu açık veriyor. Gelelim iç borcun sosyal etkisine. Sosyal etkiden kastettiğim faiz ödemelerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi. Değerli canım, devlete borç veren zaten zenginlerdir. Bakın tahvil bonu almak bir kültürdür her şeyden öte. Ve bu sadece zenginlerde olan bir kültürdür. Yani bugün dünyanın serveti benim olsa herhalde aklıma gelecek en son yatırım fikirlerinden birisi tahvil bonu almak olur. Bizim elimize para geçince, hani para değerli çok bir paraysa, en fazla ev alalım, arsa alalım diye düşünürüz. Bu bir kültür ve zenginlerde var olan bir kültürdür. Devlete borç veren zaten zenginler yani. Ve devlet faiz ödemesi zengini zenginleştiriyor. Sınıflar arasındaki farkı açıyor. İç borç faiz ödemeleri gelir dağılımı olumsuz etkiler. Siyasi etkisine gelince, her ne kadar bütün dünyada Keynes'in anlayış geçerli olsa da ve Keynes borçlanmayı olağan bir gelir gibi addediyor olsa da ve bu üstüne konuştuğumuz iç borç dahi olsa, değerli can, borcun siyasi etkisi itibar zedeleyici olmasıdır. İç borç bile olsa borcun siyasi etkisi itibar zedeleyici olmasıdır. Bunun için dünyanın her yerinde hükümetler seçim öncelerinde borçları azalttıkları yönünde halkları telkin etmeye çalışır. Peki iç borcun etkilerini de görmüş, iç borcu tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde dış borçla devam edeceğiz arkadaşlar.